Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. İsra Suresi 71. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme ned'u külle unasin bi imamihim. Femen utiye kitabehu bi yemini. Fe ulaike yakra'une kitabehum. Ve la yuzlemune fetila. Ve men kâne fî hâzî âmâ. فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَأَضَلُّ سَب۪يلًا وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sadakallahu razim. 71 ile 75. ayet-i kerimeler mealen bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. Yani ister o konuda kendilerine gelmiş olan, uyarıcı olan, sapıklığa kendisini götürenleriyle, şımarık olanlarıyla vesaire. O gün her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Başka ayette Allah kullarına zulmetmez diyor. Yine daha önce de geçtiği üzere utiye kitabehu bi yeminihi ve utiye kitabehu bi şimalihi. Yani ehli imanı kitapları sağından, ehli küfre günahkarlara kitapları solundan veya bazılarını verae zahirihi arkalarından günahkarları olması hasebiyle. Ondan sonra fakra o kitabiye. Hadi kitabını oku denilir onlara. Ve bu insanlar kendi artık o kabilenin şımarık olan olup da önderi olup da kendisini sapıklığa götürenleriyle, onlarıyla hayırda vesile olan, şerde vesile olan önderleriyle beraber o insanlar huzur-u ilahiye çıkar ve ki onlardan da her kime amel defteri sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar. Ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Hatta onun da ötesinde insanlar derler ki Allah Allah. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Her şey burada yazılmış. Burada her şey var. Yani daha ötesi ifadesiyle evet insan kötü bir şeyi aklından, hayalinden geçirdiğinde amele dökmedikçe günahkar olmaz. Tabii o aklından geçiren kendisine zarar verme, manevi zarar verme cihetiyle olur. Kalbinin bozulmasına, bulanmasına vesile olur ama yapmadıkça ondan dolayı günah yazılmaz. Ama sevap da öyle değil. Çünkü hasenat ve iyilik sevaplar nur olduğu içindir ki nur olması hasebiyle tabiri caizse güzel bir kokunun sürülmesi yandakine, çevredekine, kişiye nasıl ki güzel etki tesir bırakır ise onun gibi de o güzel olan şeyler bile Allah Allah ya Rabbi ben cami yaptırmamıştım, medrese yaptırmamıştım, okul yaptırmamıştım, fakir fukaraya yardım etmemiştim bu kadar bin milyonlarca insana ama amel defterimde bunlar yazılıyor. Evet, o insan niyet etmiş. Hakikaten samimi duygular içerisinde olsaydı yapacaktı. Onun için Cenab-ı Hak onun o halis niyetini amele çeviriyor, yapmış gibi ona Cenab-ı Hak muamele ediyor. 72'de kim gerçekleri görmeyerek bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. Yani buradaki şu mana değil. Yani bu dünyada kör olan ahirette de kördür değil. Buradaki manevi körlük. Yani hak ve hakikati bulmayıp görmeyen, sapmış ve sapıtmış olan insanlar o körlüklerinin manevi körlüğünü ahirette de şaşkın olarak, kabirlerinden şaşırmış olarak da kalkmış olacaklar. Nitekim bu ayet ile ilgili ahirette kör olarak haşredilme meselesi yine bu surenin 97. ayeti ile Taha suresinin 124. ayetinin de bu vardır. Onların dipnotlarında da izahlar vardır. Onlar sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı uydurman için az kalsın seni ondan şaşırtacaklardı. Eğer böyle yapabilselerdi işte o zaman seni dost edinirlerdi. Yani çünkü sen onlara tabi olmadığın, onların peşinden gitmediğin, onlar da sana uymadıkları için o noktada düşmanlıklarını devam ettirmiş oldular. Eğer biz sana sebat vermiş olmasaydık, az kalsın onlara biraz meyledecektin.
Ya demek ki insanın içinde o özellikle o temayür. Yani nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını Yusuf suresinde anlatırken onun da yani Züleyha'nın o durumuna bir anlık da olsa bir temayül, bir duraksama durumunun olması gibi. Evet, insan aldanır ve aldatır ama peygamberler ismet sıfatı olduğu içindir ki Allah tarafından koruma altındadırlar. İşte o zaman sana hayatında, ölümünde katmerli acılarını tattırırdı. Sonra bize karşı kendine hiçbir yardımcı bulamazdın. Yani ki Cenab-ı Hak hakikaten peygamberlik ağır bir müessesedir, ağır bir sorumluluktur. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Efendimiz'i düşünün, milyarlarca insanın sorumluluğunu üzerine yüklemiştir. Eğer bir yanlış yapmış olsa ki Kur'an'da şah damarından koparacağını ifade ediyor. Yani böyle bir görevini yapmama neticesinde ağır bir, nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şey yebetni sureti Hud buyuruyor. Hud suresi beni yaşlandırdı buyuruyor. Yani o suredeki festakim kema umirte, emrolunduğun üzere dost doğru ol. Yani ortada da değil, ortanın ortasında istikameti, vasatı, adaleti, dengeyi muhafaza et diyerekten Cenab-ı Hak o noktada buyurmuş oluyor. Bu surelerden 75. ayetin nüzul sebebine bakacak olursak, yani biz sana hayatın da kat katını, ölümün de kat katını tattırırdık. Sonra bize karşı sana yardımcı da bulamazdın eğer o sorumluluğunu yapmasaydın. Bununla ilgili olaraktan Saad'dan rivayette şöyle anlatılıyor. Bir gün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hacerül Esved'i istilam ederken, yani selamlarken, Kureyş müşrikleri gelip onu bundan alıkoydular ve küçücük de olsa bizim tanrılarımıza, ilahlarımıza ilgi göstermedikçe onu Hacerül Esved'i istilam etmeye bırakmayacağız dediler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da içinden geçirdi ki, madem ki beni Hacerül Esved'i istilam etmeye bırakacaklar, kerhen, istemeyerek de olsa, onların ilahları ile ilgilensem ne olur? Herhalde benim bunu kerhen yaptığımı Allah bilip dururken bana bir zarar olmaz. Ancak Allah bunu kabul etmeyerek bu ayeti indirmiş oldu. Yine rivayet birkaç tane nüzulüyle ilgili. İkincisini de arz edeyim. Said bin Cübeyr'in rivayetine göre müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselama velev ki parmaklarının ucu kadar da olsa bizim ilahlarımıza yakın olmadığın takdirde senin yakanı bırakmayacağız dediler de Resulullah aleyhissalatü vesselam içinden bunu yaptığım takdirde bana bir vebal olmaz zira Allah biliyor ki ben bunu istemeyerek yapacağım diye geçirdi. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirmiş oldu. Ve hemen hemen hepsi aynı noktada birleşmek üzere birkaç tane nüzul sebebi burada arz edilmiş olmakta epey de var aslında. Onlardan geniş zaman içerisinde böyle bakılıp onlar değerlendirilebilir, okunabilir. Epey bununla ilgili birçok rivayetler farklı yönden ravilerin rivayeti zikredilmiş olmaktadır. 75. ayet-i kerime ile ilgili olaraktan. Evet, yani demek ki Cenab-ı Hak böyle bir az bir temayül, yani kerhem bile olsa böyle bir şeye asla ve asla müsaade etmiyor. Kadı Beyzavi'de bununla ilgili olarak 71 ve 75. ayet-i kerimelerde demek ki evet, onları elebaşlarıyla, liderleriyle, öncüleriyle, ahirette sorgulanmak üzere huzur-u ilahiyede imamlarıyla, mesela burada imamlarından kasıt anneleri denilmiş. Bu Hz. İsa'nın özel konumuna saygı olarak yapılacaktır şeklinde izahatlar verilmiş. Bu şekilde çağrılma ile Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in konumları ortaya çıkacak. Bir de zina çocukları mahcup edilmeyecek şeklinde bir ifade, bir beyan var Kadı Beyzavi'de. Evet, amel defterleri sağından ve solundan verilmiş olmak suretiyle iyi veya kötü olduğu bir insanın durumu ortaya çıkacak. Manevi buradaki körlük orada da manevi körlük olaraktan devam etmiş olacak. O manevi körlük orada da sürdürülmüş olacak. 73. ayette bir nüzul sebebi olaraktan az kalsın sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira etmen için seni bile fitneye düşeceklerdi. Ki demin zikretmiş olduğum rivayetle ilgili alakalı da aynı zamanda. Bununla şu nüzul sebebi nazara verilir. Sakif kabilesi hakkında indi şöyle demişlerdi. Diğer Arap kabilelerine karşı İftihar edeceğimiz şu ayrıcalıkları bize tanımazsan emrine girmeyiz, öşür vermeyiz, seferberliğe katılmayız, namazda rükûya varmayız, bütün faiz alacaklarımızı alırız ama faiz borçlarımızı ödemeyiz, bir sene daha lat putumuza karışılmasın.
Mekke'yi harem bölgesi ilan ettiğin gibi bizim vadimizi de harem olarak ilan et. Şayet diğer Arap kabileleri niye böyle yaptın derlerse Allah bana emretti dersin. Denildi ki ayet Kureyş hakkında indi. Hazreti Peygamber'e dediler ki bizim ilahlarımızı tanımadıkça ve elinle onlara dokunmadıkça Hacerül Esved'i istilam etmene fırsat vermeyeceğiz. Bunun üzerine Cenab-ı Hak uyarıyor. Böyle bir şeye temayül ve tevessül etmesini kerhem bile olsa Cenab-ı Hak müsaade etmemiş oluyor. Öyle o durumda hakikaten tehdit büyük olmuş oluyor. Cenab-ı Hak Efendimiz'i o manada sakındırmış olmaktadır. Evet, ayetlerin genel teker teker tahliline bakacak olursak em ifadesi hem aslında imam, önder olduğu gibi aynı zamanda asıl anlamı itibariyle ümmi aynı kökten gelmektedir. Anne kelimesi anlamındadır. Babanın mukabili olaraktan zikredilmiş olmaktadır. Hem kişiyi doğuran yakın annesi hem de kendisini doğuran annesi içinde bu ifade kullanılmış olmakta. Onun için Havva'ya bizimle onun arasında pek çok vasıta olsa da o annemizdir denilmiş böyle bir ifade onun içinde kullanılabilir. Bununla ilgili ile ilgili 5 sayfalık tefsirlerden notları çıkartmış oldum. Anne manasına gelip onunla ilgili bu ayet-i kerimelerde o manayı teyit etmektedir. İzah ve tefsir etmiş olmaktadır. Onlara da bakılabilir 71. ayeti kerime ile ilgili olaraktan. 72'de ise fi zamiri geçmişti. Harfi cer olmakla beraber Kur'an-ı Kerim hakikaten noktasında bile harikalar, mucizeler vardır. Yani birçok manayı ifade etmektedir. Külli manaları içerisinde ihtiva etmektedir. Mesela fi zamiri içinde olsa da genel olaraktan harfi cer edatı olsa da Kur'an-ı Kerim'de 7 şekilde tefsir edilmekte. Her biriyle ilgili birkaç ayet-i kerime bulunmuş olmaktadır mesela. Birincisinde beraber ve birlikte manası ki gördüğünüz gibi hakikaten birçok bununla ilgili ayetler var. İkincisi ala üstünde, üzerinde, üstüne ve üzerine manası, ila, ea manası, an, dendan manası, min, o da dendan manası, indinde, yanında manası, yine yedinci olarak fina, bizim için, bize manasında gelmiş olmaktadır. Yani zarfiyet bildirmiş oluyor aynı zamanda. Onunla ilgili bu ayet-i kerimelerde örnek olarak verilmiş olmaktadır 72. ayet-i kerimede. Yine o bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri bu ayet-i kerimeyi izah sadedinde yani dünya hayatı hakikaten fani olup ahiret hayatı ebedilik yurdudur. Ebedilik yurdudur. Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Dünya hayatı ise ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Burada ve men kâne fî âzî hâzî âmâ ayetini Bediüzzaman Hazretleri Nur'un ilk kapısı adlı eserinin 12 ve 13. sayfasında bunu nazara vermektedir. Evet, 74. ayeti kerimeye bakacak olursak sebete ifadesi geçmişti. Kelimesinin burada müminler bir savaş birliğiyle karşılaştığında direniniz. Yani Türkçe'de de sebat etmek diye şeklinde kullanmış olduğumuz dirençli olma manasını, sebat etme manasını ifade ediyor. Onunla ilgili eğer sana direnme gücü vermeseydik ayetindeki o direnme, sebat etme, sabit olma, sübut bulut etme manaları olup bu da ilgili ayetler olmaktadır. 74. ayet-i kerime ile ilgili olaraktan. Ve bu 71-75 ayetin gramer tahlili, sarf ve nahiv cihetiyle bakacağımız zaman yevme ifadesi bu baştaki mef'ulün bihtir, uskurun. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ayetlerin bazen başlarında geldiği duruma göre mukadder bir uskur vardır. Yani uskur, hatırla, düşün o zamanki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam Rabbin şöyle yapmıştı veya burada olduğu gibi bütün insanları imamlarıyla birlikte çağırırız şeklinde. De burada uskur ifadesi burada mukadder olmuş oluyor, takdir edilmiş oluyor. Ondan dolayı yevme ifadesi de onun mef'ulün bihi olmuş oluyor. Uskur böylece başlı başına müstenife, iptidaiye, başlangıç cümlesi yeni bir konunun başlangıcını ifade etmiş oluyor. Ki onu da size göstermiş, ifade etmiştim. Ayın ile biten cümleler bir konu bitmiş, ayından sonraki yeni bir konunun da başlangıcını ifade etmiş oluyor. O durak ifadelerinde ayın ifadesi göstergesi. Yine cümle şart olmuş olup aynı zamanda uskur cümlesine matuf olmaktadır. Bir imam-ı imcar ve mecrur olmuş olup net'u'ya müteallıktır. Men ismi şart ve müptedadır. Fe ulaike yakra'une cümlesi
ise bu da şartın cevabıdır. Fetihla ifadesi naib-i mef'ulü mutlaktır ki şu manaya takdir olarak ey yani la yüzlemûne zulmen miktaren fetil. Yani azıcık da olsa ki dediğimiz gibi Cenab-ı Hak kullarına zulmedici değildir. Az da olsa Cenab-ı Hak ki nitekim Zilzal suresinde femen yâmel miskale zerretin hayren yere ve men yâmel miskale zerretin şerren yere. Yani zerre kadar iyilik de olsa, zerre kadar kötülük de olsa insanlar onun karşılığını görür ama haşa kimseye haksızlık edip zulmedilmez. 72. ayette fihazi car ve mecrur olmuş olup amaya müteallektir. Sebilen ifadesi ise temizdir. Ne olduğu halde? Bir yol olduğu halde. Ayrıcı olmuş oluyor. 73'te ise ve inkâdu müstenifedir. İn, sakil olan yani inne'den tahfif edilmiş, hafiflendirilmiştir. Fiili mazi olmuş olup neshedicidir ve ismidir. Lam ise ondan sonra gelen ise nefi ile muhaffefe arasında, hafiflettirilmiş arasında fark edici, ayrıcı manayadır lam. Anillezi car ve mecrur olmuş olup yüftenûne'ye müteallıktır. Bu da aynı zamanda yasrafûne manasında, sarf yönlendirme manasında. Yine li tefteri ifadesi aslında bunun aslı li en tefteriye olduğu içindir ki mastar olmuş olmaktadır o cihetle enden dolayı ve mecrurdur. Aynı zamanda yüftenûne'ye müteallıktır. Ve iza lettehezûke ifadesindeki vav ise atifedir. İza harf olmuş olup mühmel cevaptır. Lam ise bu da aynı zamanda mukadder olan şartın cevabında vaki olmuş gelmiştir ki bu durumda takdiri şu. Lev faalte zâlike lettehezûke takdirindedir. İttehezûke cümlesi ise bu da mukadder şartın cevabıdır. Yine cümle şart olmuş olup ve lev faalte lettehezûke tarzındadır. Bu da aynı zamanda ve inkâdu müstehnife cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 74. ayetin tahlili ise velevla en sebbetnâke ifadesindeki vav atifedir. Levla harfi imtina yani var olması mümkün olmayan imtina derecesindeki bir durumu imkansızlığı ifade eden bir harf olmuş oluyor. En mastariyedir, fiil-i mazi, fail ve mef'uldür. Mastar-ı müevvel ve mübdedadır. Haberi ise mahsuf olmuş olup takdiri de mevcudun şeklindedir. Yani bu durumda mana şöyle olur. Ey yani velevla sebbetnâke leke mevcudun takdirinde. Şeyen ifadesi naib-i mef'ulü mutlaktır. Lekat kitte ifadesi ise şartın cevabı olmuş olmaktadır. 75. ayette ise izenle ezaknâke ifadesi cevap harfidir. Lam ise bu da aynı zamanda mukadder şartın cevabında vaki olmuştur ki takdiri şu şekildedir. Ey yani lev faalte zalike le ezaknâke yani eğer sen bunu tattırırsan biz de sana onun azabını tattırırız manasında. Leke car ve mecrur olmuş olup mukadder olan ikinci mef'ule müteallıktır. Aleyna car ve mecrur olmuş olup nasirene o da müteallık olmuş olmaktadır. 71 ve 75. ayet-i kerimeler arasındaki gramer tahlilinde. Evet 76-80. ayetler ise Bismillahirrahmanirrahim 76'da ve inkâdu leyestefizzûneke minel ard lihurucûke minhâ ve izen la yelbethûne hilâfeke illâ kalîlâ sünnete men kad erselnâ kableke min rusûlina ve la tecidu lisünnetina tahvîlâ akimis salâte لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Evet 76-80. ayet-i kerimelerde mealen seni o yerden Mekke'den sürüp çıkartmak için neredeyse seni sıkıştıracaklardı. Ki ambargolar, ölümle tehditler, yani Efendimiz'e yapılmayan şey yok, hakaretler, ona iman etmiş olanlara ayrı ayrı durumlar, öldürmeler, şehit etmeler gibi. Ki başta tabii Efendimiz de aleyhissalatü vesselam. Bunu yapabilselerdi senin ardından orada pek az kalırlardı. Yani geçmiş ümmetlerin başına gelen helak onların da başına gelir. Böylece Allah o Kureyş kavmini götürür ve yerine arkasından farklı bir millet, toplum ve bir peygamber de getirmiş olurdu. Ama o durum olmadığına göre peygamberliği
evrensel olmuş oldu. Cihan şumur kıyamete kadar. 77'de senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Yani böylece karar verilirse, kalem kırılırsa o kavim helak edilir. Bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın. Bitti. Kalem kırıldı mı, hüküm tahakkuk etti mi, hak diye Kur'an'da geçiyor helak olma, heleke, heleke ifadesiyle veya hak oldu onların üzerine ceza şeklinde. O zaman böyle bir kanun çıktı mı, bitti. 78'de güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını kıl, çünkü sabah namazı şahitlidir. Burada Efendimiz'e feteheccet bihi nafileten lek. Efendimiz'e nafile namazı diye ifade edilen vaciptir. Teheccüd namazı. Bize ise sünnet olmuş oluyor. Onun için Efendimiz beş vaktin haricinde ayrıyeten teheccüd namazını da kılardı. Ona bu durum vacip olmaktadır. Bununla ilgili olarak da çünkü sabah namazı şahitlidir ifadesi. Bu ayette güneşin zevali öğle ve ikindi namazlarının gecenin karanlığı da akşam ve yatsı namazlarının vaktini işaret etmektedir. Fecir kelimesi ise sabah namazının vaktini belirtmektedir. Tefsir bilginlerinin ifadesine göre sabah namazının şahitli oluşu, gece ve gündüz meleklerinin bu namazın kılınışında hazır bulunmaları demektir. Teşbih tahta olmasın. Hani asker nöbet değişimi yapar ya, sabah vakti diyelim ki o belirli zamanlarda nöbet değişimi yaptığı gibi, böylece gece nöbetçi melekleriyle sabah nöbetçi meleklerinin o yer değiştirmesi anındaki durumdan dolayı şahitli namaz olarak denilmektedir. 79'da gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. Evet, bu ayetler içerisinde 76. ayetin nüzulüyle, nüzul sebebi, esbab-ı nüzul diye ifade ettiğimiz ve burada İmam-ı Suyuti'nin ifadesine göre Mücahid'den, Katade ve Hasan-ı Basri'den şunu rivayet ediyorlar. Mekkeliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Mekke'den çıkarmayı planlamışlardı. Allah Teala Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'den çıkmayı emretmiş ve onların kurdukları bu niyeti haber vermek üzere bu ayeti indirmişti. Hatta bir sene öncesinde Medineliler geliyor, ya Muhammed gel diyor, biz sana daha iyi muamele ederiz, Medine'de kal diye davet etmelerine rağmen ancak emir çıkmayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitmiyor. Yani Yunus'un akıbetine, Yunus peygamberin akıbetine düşmek istemiyor. Çünkü o izinsiz olarak kavmini terk etmiş idi. Ancak bir sene sonra Rabbimizin müsaadesiyle Efendimiz çıkıyor. Hazreti Ebu Bekir ile beraber çıkmış oluyor. Ki Kur'an'da ikinin ikincisi diyerekten Hazreti Ebu Bekir ile beraber çıkacağını zaten daha ilk İkra ayeti indiğinde Varaka bin Nevfel bunu da ifade etmiş oluyor. Evet, diğerleri de bu manada nüzulü ile ilgili olaraktan hemen hemen aynı kategori içerisinde. Yani müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hicrete zorlaması, tehdit etmesi ki bütün bunlar da o mana içerisinde, farklı birçok onun üzerinde nüzul sebebi var. 80. ayetin nüzul sebebiyle ilgili olaraktan beni dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et şeklinde İbn Abbas'tan rivayetle Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deydi. Sonra hicret etmekle emrolundu da kendisine bu ayet nazil oldu. Yani yine Efendimizin nüzulüyle ve gitmesiyle ilgili müsaade edilen ayet olmuş oluyor. Evet, böylece 76-80. Ayetler arasında tahlil edecek olursak, 78'de niçin sabah namazına Kur'an denmiştir? Yani Kur'an-el Fecr şeklinde ibaresi meftun, üstünlü okunmuş olsa da daha önce geçen salat kelimesi üzerine atfedilmiştir. Yani burada Kur'an-el Fecr diye ifade edilmiş olması ile ilgili burada 3 sayfalık bir not çıkartmış oldum. Yani sabah namazını da kıl şeklinde onunla ilgili burada, yani sabah namazı yerine Kur'an kelimesi kullanılmış. Başka namazlar için bu tabir kullanılmamıştır. Çünkü sabah namazının en büyük kısmını Kur'an teşkil etmektedir. Mesela uzun da okunmuş olur sabah namazında genelde. Tesbihatı da uzun yapılmış olur. Aslında Sayın Diyanet İşleri Başkanı'na da
hasreten bunu aktarmak lazım. Yani ben 78-80 yılında hakikaten uzun tesbihat yapardım. Uzun sureler okurduk. Belki gene uzun sureler okunuyor ama bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla tesbihatlar kısa yapılmaktadır. Yani onun için aslında Diyanet İşleri Başkanı bu manada namazımızda epey bir kırpılma olmuştu. Ben hatta daha önceleri de birkaç tavsiyede bulundum. Mesela ezan duası. Gittikçe o yerleşmiş durumda. Ve farzlardan sonra salaten tüncina okunması. Ki bu da 34-40 yıllar, 34-38 yılları arasında 2. Dünya Savaşı'nda bir milletvekilinin, doğulu bir milletvekilinin, ki bunu uzunca anlatmıştım, meclise bir önerge vermesiyle sınır boylarında, doğunun sınır boylarındaki camilerde okunmuş. Aynı milletvekili maalesef 4 yıl sonra 38 yılında yine bir önerge vermek suretiyle bunu tekrar kaldırttırmıştır. Oysa her an salaten tüncina'nın farzlardan sonra aslında okunmasında ehemmiyet var. Sayın Diyanet İşleri Başkanı böyle bir şey yaparsa çok hayırlı olur. Bir üçüncüsü de hakikaten ve hakikaten özellikle ve özellikle sabah namazının tesbihatının uzun yapılması, uzun surelerin okunması. Antiparantez şunu da ifade edeyim. Özellikle Efendimizin aleyhissalatü vesselam mesela namaz tesbihatı namazın çekirdeği mesabesinde. Evet, bir subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber çekiyoruz ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir de buna la ilahe illallah'ı çekmiştir 33 defa. Onun için Diyanet İşleri Başkanı bu manada bunları tesis ederse, hiç olmazsa belirli zamanlarda özellikle Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren kuşa benzetilmiş olan camiler ve cemaatlerin böylece yine silkinerekten eski haline toparlanmasına gelmesine vesile olmuş olur. O da hakikaten önemli bir hizmet olmuş olur. Onunla ilgili dediğim gibi burada uzunca yani neden Kur'an-ı Fecr ifadesinin kullanmış olduğuna dair bu izahlarla beraber geniş burada izah vardır. Namazda okumak şeklinde Kur'an-ı Fecr yine bununla ilgili şahitli olmuş olması zaten sonunda ifade etmiş olması. Gece ile gündüz melekleri orada o namazı seyrederler. Hadislerde ifade edilen beyanlar doğrultusunda olmaktadır. Cemaatle kılınan namazın fazileti tek kılınandan 25 veya 27 derece olmuş olması, bir araya dediğimiz gibi gelmiş olmaları meleklerin, yani birçok hususiyetten ki şunu da ifade edeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hakikaten büyük bir müjdedir. Bir sabah namazı üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor. Yani bu ne demektir? Yoruma çok da gerek yok. Yani dünya ve içindekilerin hepsi kadar bir sabah namazı kılmış olan bir insan. Düşünün ki bir yıl boyunca 365 kere sabah namazını kılan bir insan için 365 tane dünya ve içindekilerle birlikte Allah ona 365 tane dünyayı veriyor. Bir de bunu 50 yıl tekrar ettiğinizi düşünün, onu da 50 ile çarpınız işte çıkan. Sadece sabah namazından bu insanlar bu kadar sevap almış oluyorlar. Dünya ve güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bu kadar sevabının büyük olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. İşte onunla ilgili Kur'an-ı Fecr ile ilgili burada bu izahlar. Hangi melekler bir araya gelirler? Onunla ilgili Arusi'nin, müfessirlerin burada mesela Ketebe ve Hafaza meleklerinin olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Hem yazıcı hem de koruyucu olan melekler. Buradan da genişçe bakılıp istifade inşallah edilebilir. Evet, namazı 5 vakit olarak kılmak ile ilgili, yani onun haricinde aslında arada bir de olsa, mesela insan zor bir şey değil teheccüd namazında. Mesela genelde insanlar 12'ye kala yatıyorlar. Aslında gerçekten o anda mesela 2 rekat da olsa, 2 ile 12 rekat arasında, 2 rekat da olsa bir teheccüd namazını kılmış olmak zor değil. Ki bazıları zaten 12'den sonra da yatıyor ki zaten otomatikman teheccüd namazını rahat kılınabilir. 11-12 arasında insan yatıyor, genelde o şekilde yatıyoruz. O anda da 2 rekat bir namaz teheccüde niyet edilerekler aslında hakikaten kılınılmış olur, zor da değil. Namazı 5 vakit olarak kılmak şeklinde ifade edecek olursak, namazları ve orta namazını üstlenerek, düşerek, titizlik göstererek koruyun ve Allah'a gönülden boyun eğiciler olarak namaza durun. Yani 5 vakit namazla ilgili Bakara 238, İsra 78, Hud 114 ve Yunus Suresi 17-18. Ayet-i Kerimelerde 5 vakit namazla ilgili bilgi vardır. Bir ayette zaten 4 vakit, 5 vakit tek bir ayette gelmiyor, 4 vakit geliyor.
İkindi vakti sadece iki ayette Salatül Vusta diye orta namaz olaraktan, böylece Kur'an'da beş vakit namaz aynen geçmektedir. Ve zaten teşri diye ifade etmiş olduğumuz İslam hukukunda kanun koyma konusunda da Kur'an gibi Peygamber Efendimiz de yetkilidir. Kanun koyma yetkisi Efendimiz'e de vardır. Zaten Kur'an'ın yaşayan Kur'an'ıdır Efendimiz. Uygulamalı olaraktan bizzat beş vakit namazı da zaten kılmış olmakta, farz olmuş olmaktadır. Evet, 78'den sonra 79. ayete bakacak olursak, teheccüd namazı gecenin bir kısmında, onunla ilgili almış olduğum bir not, aynı şekilde hadis-i şeriflerde onunla ilgili beyan. Tefsirlerde, yani hakikaten İslam alimleri de bu manada teşvik etmekte ve Efendimiz'e makamı Mahmud'un verileceği en yüksek makam, övülen makam, kıymetli makam, şefaate mazhar olunacak, Efendimiz'in şefaat edebileceği bir makam. Burada da mesela Tirmizi Ebu Hüreyre'den rivayetle bu ayet hakkında Cenab-ı Peygamberce makamı Mahmud ne demektir diye soruldu. Hazreti Peygamber de şefaattir diye buyurmuş oldu. Ve şefaat meselesi ki başlı başına üzerinde duyurdu. Kur'an-ı Kerim'de sürekli birçok ayette şefaat konusunun hak olduğu belirtilir. Zaten her gün okumuş olduğumuz namazlardan sonra ayet-el kürsi'de yeşfe'u bi izni. Yani Allah'ın izniyle. Zaten burada Allah'ın izni olmadığı zaman insan gözünü açıp ağzını açıp kapayamaz. Elbette şefaat da Allah'ın izniyledir ama demek ki izne tabi olduğunu ifade ettiğine göre demek ki şefaat var. Olmamış olsa olmaz. Sadece Kur'an'da bir yerde putların insanlara şefaat edemeyeceği, asla şefaatte bulunamayacağı ifade ediyor ki bu gayet normaldir. Putlar nasıl şefaat etsin? Ama birçok ayet-i kerimede şefaat haktır ve hakikattır. Peygamber Efendimiz hatta günah-ı kebair içerisinde olanlar için şefaat edecektir. Şefaati böylece makam-ı mahmud, Efendimizin şefaati manasında da olmuş olmaktadır. Hazreti Peygamber'in üç şefaatinin olduğu ifade edilir Nakkaş'ın ifadesine göre. Genel şefaat, cennete girebilmek için gerekli olan şefaat, bir de büyük günah sahipleri için olan şefaattır. Yani onun için bu da bazı aklı kıt olan insanlarca, bazı yeni yetmelerce veyahut da tamamen hakikaten istikameti muhafaza edemeyen insanlar bu gibi meselelerde ifrat hareket ederekten şefaat yoktur kolaylığına kaçmakta, kuruntusuna kaçmakta. Ya Allah'ın vermiş olduğu bir şeyi Allah'tan niye sakındırıyorsunuz? Evet, şefaat kimin için o yoktur? Ha, şefaat yoktur diyen için yoktur. Ha, onun için yoksa o kendisi düşünsün. Yoksa ehli iman için elbette ki şefaat vardır. Efendimiz de şefaat edecektir. Yine Kadı Ebul Fadıl'dan bizim peygamberimizin kıyamet gününde beş şefaati vardır diye o da aynı şekilde tefsirlerdeki beyanını burada da not olaraktan dört sayfa şeklinde zımnında aldım. Onun beyanları da burada mevcuttur. Ama genel ifadeyle şefaat haktır ve hakikattır. Ehl-i sünnetin görüşü bu meyandadır. Teheccüd ifadesiyle ilgili olaraktan teheccüdün farz olması nesih olunmuşsa da nafile olarak baki kalmıştır. Yani bizler için hem sünnet kabilinden hem nafile olaraktan kılınabilir. Farz olması ile nesih olması arasında bir sene müddet olduğu Müslim'de Hazreti Ayşe'den rivayet olunan bir hadiste sabittir. Rudani'de ifade edilir. Çok güzel bir hadis kitabı. Hakikaten Rudani hadis kitabı da. Bilal ve Ebu Umame radıyallahu anhuma'dan rivayet ile Allah Resulü buyurdu aleyhissalatü vesselam. Gece namazı kılmalısınız. Çünkü bu sizden önceki salihlerin adetidir. Zira gece namazı kişiyi Allah'a yaklaştırır. Günahlardan alıkor, kötülüklere kefaret olur ve bedenden hastalıkları gider. Rudani hadis kitabında bu Efendimizin tavsiyesi mevcut olmuş olmaktadır teheccüd ile ilgili olarak. Yine burada lealle ve asa kelimeleri temenni ifade eder. Umulur ki manasında gelmektedir. Temenni, tereccih manalarında kullanılmış olmaktadır. Bu gibi yerlerde fiil ve harfi kendisi için hayırlı kılınan şeye vasıl olmanın izzet ve üstünlüğüne delildirler bunlar. Onunla ilgili lealle ve asa, Kur'an'da da sıkça da geçtiği için umulur ki, ümit edilir ki manasında yardımcı bir fiil olmuş olmaktadır. Umulma manasını ifade etmektedir. Ayrıca burada faizciler melundular diye bir not da mevcut. Evet, asa ve lealle umulma manasını ifade etmiş olmaktadır bu ayet-i kerimede. Yine ayette kademe sıdkın ifade getirmişti. Kademe ayak manasına, zaten sıdk doğruluk manasına, yani öncelik, önde bulunmak, fazilet ve yüksek mertebe. Eğer öncelik, öne geçme, neden, kadem ayak diye de isimlendirildi. Yani ilerleme ve öne geçme. Ayakla olduğu için güzel çabalar ve öne geçme kadem diye, kademe sıdkın diye isimlendirilmiş olmaktadır. Yine
bunu izah sedirinde nimet de elle verildiği için yed, el diye mesela isimlendirilmiştir nimet. Burada da öne geçme, öncülük yapma konusu da ayakla olduğu içindir ki burada da kademe sıdkın şeklinde de doğruluk ayağı, mütkale sıdkın, muhrece sıdkın diye, makade sıdkın, kademe sıdkın diye bu ifadelerle de izafet terkibi olaraktan gelmiş olmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Evet, bu tabirin anlamı ile ilgili yorumlarda en çok üzerinde şunlar durulmaktadır. Kademe sıdkın ne demek? Fazilet, yüksek mertebe, cennet, salih amel, şefaatçi, mükafat gibi manalarda kullanılmış olmaktadır. Onunla ilgili bu iki sayfalık notu, demek ki yüksek mertebe makam, eksiksiz bir mükafat manasını ve onunla ilgili bu ayet-i kerimeler izah etmektedir bunu. 80. ayeti kerimeyi. Evet. Ve bu ayetlerin İrab yönüyle tahliline bakacak olursak 76'dan itibaren ve inkadu ifadesi 73. ayette geçmiş olan inkadu cümlesine matuftur. İn burada tahfif edilmiştir. Yani hafifletilmiştir inneden. Daha sonraki lam ise ayırıcıdır ki bu da önceden de geçmişti. Yani öncekiyle sonrakinin arasını ayırmak için gelmiştir. Yestefizzuneke cümlesi ise kâdenin haberidir. Ve izadaki vav ise atifedir. İza mühmel harfi cevaptır. Çünkü o tatasadder yani öne geçmiyor. Tasaddur etmiyor, sudur etmiyor, meydana gelmiyor. Ve yine hilafeke cümlesi ise zarfı zaman olup yelbesuye müteallektir. Kalilen naibi mef'ulü mutlak olup aynı zamanda yani şu manayadır, takdirindedir. Lebisen kalilen şeklinde. Yine velev fa'alu zalike cümlesi ise aynı zamanda bu inkadu cümlesine matuf olmuş mukadder olmaktadır. Yine la yelbesune cümlesi ise mukadder şartın cevabıdır ki şu takdirdedir. Yani lev ahracuke la yelbesune takdirindedir. 77. ayette sünnete ifadesi mef'ulü mutlak olmuş olup mukadder bir amilin mef'ulü mutlakıdır ki o mukadder olan mana şu yani ey sennallahu zalike. Yani Allah bunu sünnet olarak, bir yol olarak, bir çığır olarak açmıştır. Senne ifadesi müstenifedir. Yine mevsul ve muzafın ilektir. Zarf olmuş olup ersennaya müteallıktır. Yine aynı şekilde car ve mecrur olmuş olup ersennanın mef'ulünden hal olmak üzere ona müteallıktır. O da mukadder olaraktan ersenna. O mukadder olunca mana ne oluyor? Şöyle. Ey yani ersennâhu kâinen min rusulina takdirinde olmuş oluyor. Yine li sünnetina ifadesi car ve mecrur olmuş olup aynı zamanda tecidünün ikinci mef'ulüne müteallik olmuş olmaktadır. 78'de tahlilinde burada iki car var. Akim ve karn Kur'an ifadesine müteallik olmak üzere car ve mecrur olmuş olmaktadır. Salataya da ismi matuf olan bir isim olmuş olmaktadır Kur'an ifadesi. Yine 79'da ve minelleyli'deki vav atifedir. Minelleyli car ve mecrur olmuş olup mukadder olan eshereye müteallik olmaktadır. Yani seher manasına. Yine cümle mukadder olmuş olup akim cümlesine matuftur. Yine feteheccet ifadesindeki fa atifedir. Cümle olaraktan mukadder olan eshereye matuf olmaktadır cümle. En yeb'aseke mastar olmuş olup asanın failidir. Makamen ifadesi hal olmuş olmaktadır ki şu manada ey yani yeb'aseke za makamin şeklinde. Yine asa en yeb'aseke ifadesi ise başlı başına iptidaiye ve başlangıç cümlesidir. 80'de ise Rabbi ifadesi münada olmuş, muzaf olmuş olmaktadır. Aynı şekilde mahsuf olan mütekellim yasından önce mukadder olan fetha ile mansup, muzaf ve münada olmuş olmaktadır. Müthale mef'ulü mutlaktır. Li car ve mecrur olmuş olup mukadder ikinci mef'ule müteallıktır ki o da takdir edilmiş oluyor. Ve min ledünke bu da ismi zarf olmuş olup aynı zamanda mukadder olan nefsuhu ile aynı zamanda ikinci mef'ule müteallık sükun üzere mebni zarf manasını ifade etmiş olmaktadır. 80. ayet-i kerimenin gramer tahlili olaraktan. Evet ve buradan 84. ayet-i kerimeye kadar, 81-84. ayet-i kerimeye kadar Bismillahirrahmanirrahim ve kul ca'el hak ve zahakal batil. İnnel batile kâne zehûkâ. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifâun ve rahmetun lil müminin. Ve la yezîdu zâlimine illa hasâra.
وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَدَ وَنَعَا بِجَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَبِيلًا. Evet, ayet mealendeki hak geldi, batıl yok oldu, zahir oldu. Öyle. Yani gündüz gelirse gece ne olur? Hadi eyvallah. Çeker gider. Hak ve hakikat gelmiş ise, Efendimiz gibi, Kur'an gibi ve Efendimizin getirdiği Kur'an gibi, içindeki hakikatler gibi bir hak güneşi gelmiş ise batılın orada ne işi var? Gecenin orada, karanlığın orada ne işi var? Çünkü güneş doğmuştur. İslam güneşi doğmuştur. İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Belki gözünü kapayan sadece kendisine gündüzü gece yapmış olur. Ki müşrikler de öyle yapıyor. Peki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Gidicidir. Çünkü bir tutanağı yok, dayanağı yok, bir sağlam. Yani vahtasimu bihablillahi cemi'a diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın ipine sımsıkı. Yani hak ve hakikat adeta arş-ı aladan sarkmış bir sağlam muhkem bir ip gibidir. Ona sarılan kurtulur. Ama batılın kökü yok ki. Köksüz bir ağaç gibi. İpsiz bir insan gibi. İpi yok. Saldım çayıra, Mevlam gayra. Yani o manada bir tutanağı, bir dayanağı yok. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. Kur'an kalplere kut ve gıdadır. Kur'an sadece maddi hastalıklar için değil, manevi hastalıklar. Sadece manevi hastalıklar için değil, maddi hastalıklar için de. Kur'an böylece maddi ve manevi bütün hastalıklar için şifadır. Kur'an şifa amacıyla okunur, onda hiçbir beis yoktur. Kur'an şifadır. O hasta olan kişiye, elbette tabii şifa için hastaneye, doktora, ilaca başvurulacak. Ama unutulmamalıdır ki, Kur'an başlı başına bir hakikat olarak Kur'an şifadır. Ve nünezzilü minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Ama ki bununla beraber zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. Ne gibi? Affedersiniz, güneş doğduğunda çok güzel olan çiçekler kokusunu yayar iken gübre ise ne yapar? Pis kokusunu etrafa saçar. Evet, güneşin doğuşunda, İslam güneşinin doğuşunda müminler gibi güzel kokuların, çiçeklerin yayılması söz konusu iken, ama bununla beraber gübreler de güneşin doğmasından dolayı gittikçe kokularını daha da çok etrafa yaymış olur. Onların kokularını güneş arttırmış olur. Müminlerin şifasını, yani papatyanın, gülün vesairenin kokusunu, güzel kokusunu arttırır iken, insanlar için şifa ve rahmeti etrafa yayar iken, güneşin doğmasıyla gübre de kokularını etrafa yaymış olur. Müşrikler de onun içindir ki etrafa yaymış oluyor. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. Yani bu daha önceki ayetlerde de sık sık geçiyor. Lekenut diye Cenab-ı Hak ifade ediyor. Çok nankördür insanlar. Bir önceki sohbetimizde de dile getirdik. Yani gemide hakikaten Cenab-ı Hak kurtarıyor, sahile geliyor. Gemideyken, o boğulma durumundayken Allah diyor, ona sığınıyor, iltica ediyor. Ama karaya ayak basınca hemen unutuyor. Tamam da denizde denizin dibine geçiren Allah, karada karanın dibine deprem gibi vesaire sebeplerle geçiremez mi? Ama maalesef insan bir yan çiziyor. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşüyor. De ki herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Bu ayet benim hayatımda hakikaten sahabeyi daha iyi anlamakta ve bu ayet benim hayatımda bir güneş olduğunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Yani sahabenin büyük olduğunu hakikaten daha iyi anlıyorum. Demek ki çünkü ayet onlar hakkında iniyor. Onlar ile ilgili olmuş oluyor. Onun için bu ayet gerçekten قُلْ كُلِّنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةِ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا قُلْ كُلِّنْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَةِ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدَى سَب۪يلًا. Yıllar öncesinde 89 yılında daha yeni evlenmişim. Adını söylemeyeceğim bir ilçenin, bir ilin ilçesinin birisinde, ki oraya da Küçük Moskova diyorlar, öyle bir yerde. Tabii biz bir yandan ortaokulda, bir yandan lisede, bir yanda sanat okulunda, bir yanda camide, bir yanda esnaflar ile, bir yanda hapishaneye gidip orada sohbet etmekten bazıları rahatsızlık duydu. Ve bununla da kalmadılar. Gazeteye de verdiler. Bununla kalmadılar.
savcı kötü niyetle bu manada çağırdı. Yani bu manada öyle bir emniyete git dediler. Emniyete gittim. Tabii polisler geliyor, komiser geliyor. Ya hocam nasılsın, ihtiyacın var mı? Allah kendilerinden ebediyen razı olsun. Çocukları benim talebem. Beni benden iyi biliyorlar. Yani neticede ben o arada ya Rabbi dedim sen ne diyeceksin ya Rabbi? Orada kütüphane vardı. Kütüphaneden bir dergiyi çıkarttım. Ya Rabbi bu konuda sen ne diyeceksin ya Rabbi dedim. Ve tefeül ettim, rastgele açtım. Rastgele açınca karşıma bu ayet geldi. İsra suresindeki 84. ayet. Kul küllün yâmelu alâ şâkileti farabbukum âlemu bimen hüve ehdâ sebîlâ. Bu ayeti okuyunca bende bir rahatlama, bir huzur. En önemlisi işte dediğim gibi sahabenin büyüklüğünü anladım. Yani sanki yani anlaşılması için ifade edeyim bu ayet benim için indi desem mübalağa etmiş olmam. Çünkü herkes kendi tineti, karakteri doğrusunu hareket eder. Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi arı su içer bal akıtır, yılan su içer zehir akıtır. Suyun karakteri aynıdır. Ama yılanın karakteri bozuk olduğu içindir ki yılan su da içse, bal da içse akıtacağı şey zehirdir. Ama bununla beraber arıya su da verseniz öbür tarafından size bal akıtmış oluyor. Çünkü onun tineti, karakteri bal akıtma üzerine. Öbürün karakterinde var, yapısında var. Hatta yeri geldiği için gene anlatayım. Bir gün tilkiyle yılan arkadaş olmuşlar. Uzun boylu böyle gezerlerken demek ki oluyormuş yani olmaz mı diye akla gelir ama biri tilki biri aynı şekilde yılan. Ve neticede uzun süre arkadaşlık yaptıktan sonra önlerine bir nehir çıkmış. Karşıya geçecekler. Yılan demiş ki tilki kardeş demiş ben karşıya geçemeyeceğim demiş. Ben yüzme bilmiyorum sen geç. Ya olur mu demiş ya biz arkadaşız. Öyle şey mi olur demiş sırtıma alırım seni yine götürürüm. Ya zahmet vermesek falan. Yok demiş bin sırtıma demiş. Yılanı sırtına almış karşıya geçirecek. Nehrin ortasına gelince bir bakmış ki yılan kıvranmaya başlıyor. Sağa sola kıvranıyor. Yılan kardeş diyor hayrola bir sıkıntın bir derdin mi var? Vallahi diyor. Deminden beri sabrediyorum diyor. Dakikalarca sabrediyorum. Bir türlü dayanamıyorum. Ne var? Ben seni sokmam lazım diyor. Karakterim yapım bu diyor. Hep zehir aklıma ağzıma geliyor. Tam seni sokacağım. Sabrediyorum. Engellemeye çalışıyorum ama bir türlü dayanamıyorum. Artık mecbur sokmam lazım seni. Artık fazla dayanamıyorum. Tilki bakıyor ki iş ciddi. Tilki bakıyor ki gerçekten yılan sokacak. Başka bir diyor. Öyle mi ya diyor. Vallahi ne yapayım diyor. Tilki kardeş sokmam lazım. Tamam diyor o zaman ben de diyor böyle uzun süre arkadaşlık yapmış olduğum ve yılanın diyor son bir defa olsun o güzel parlak bir yüzünü görmek istiyorum diyor. Yüzünü bana gösterir misin diyor. Ya var biz arkadaşız hatta kardeşiz günlerce beraberiz. Ne demekti elbette diyor. Ve yılan kafasını tilkinin önüne doğru uzatıyor. Önüne doğru uzatıyor. Uzatmasıyla birlikte daha dünden hazır olmuş olan tilki bunun kafasını ısırıp koparmasıyla birlikte ne yapayım benim karakterim de böyle diyor. Ben de kandırmadan edemiyorum diyor. Ben de kandırarak yapıyorum diyor. Yani böylece herkes kinetinin gereğini yapar. Karakterinin gereğini yapar. Onun için Efendimiz nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de haşrolunursunuz buyuruyor. Ve sonra ne oldu? Dediler ki hadi hocam git. Daha sonra ne oldu? Bir röportaj vermiştim öğrencilere. İşin aslı da o. Din, ahiret, iman gibi konularda röportaj yapın. Olay uzunca da tabii ya. Hatta ben bakanlığa yazdım. Böyle bir şey verilebilir mi? Fazlasıyla hocam çok iyi olur diye bana cevap da gelmişti. Yani oradaki amaç güya yani isim tespit ediyor bahanesiyle bir iftira neticesinde böyle oldu. Ama inanınız mübalağa etmiyorum. Mübalağa etmiyorum. Bu sıkıntının 100 katı sıkıntı başıma gelseydi yine azdı. Bu ayeti anladım ya. Bu ayetin manasını ben hakikaten benim üzerimde tecelli etti ya. 100 sıkıntı da olsaydı az kalırdı. Gam değildi. Kul küllün yâmelu alâ şâkileti farabbukum âlemu bimen hüve ehdâ sebîlâ. Herkes kendi tîneti, karakteri, yapısı, özelliği, hüviyeti, kişiliği, bozuk şahsiyeti üzerine neyse onun üzerine hareket eder. Sağlam, iyi şahsiyet, güzel şahsiyet, bozuk şahsiyet neyse onun yapısı üzerine hareket eder. Karakterinin gereğini herkes elbette ki yapmış olur. Evet burada bununla ilgili olarak 81. ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan hak geldi batıl zahir oldu. Abdullah bin Mesud diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde
Kabe'nin çevresinde 360 tane put vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elindeki sopa ile onları dürtüyor ve hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıldan bir eser kalmadı. Bir daha geri dönmez ayetlerini okuyordu. Ve 84. ayetin nüzulü ile ilgili olarak, evet peki, herkes kendi yaratılışına göre hareket eder ve Rabbiniz kimin yol bakımından daha doğru olduğunu en iyi bilendir. Mehdevi'nin bildirdiğine göre ayet-i kerimede zikredilen vasıflara sahip olan El-Velid İbn-i Mughire hakkında nazil olmuştur. As bin Vail, Velid bin Mughire, Ebu Cehil, bunlar Mekke'nin elebaşıları, eşkıya başı yani. Terörist başı, eşkıya başı, azılı olan insanlar, Efendimiz'e çok eziyet çektiren insanlar. İbni Abbas radıyallahu anh ise buyuruyor ki burada bahsedilen insan Velid bin Mughire'dir demiştir. Bu uzak bir ihtimaldir diyor. Aksine bundan maksat insan türünün halinin maksadına ulaşıp gayesini elde ettiğinde gurura kapılıp Allah'a ibadetten habersiz, ona itaat hususunda da serkeş bir hale gelmek olduğunu beyan etmektir. Nitekim Cenab-ı Hak çünkü insan kendisini ihtiyaçtan müstağni gördü diye azar buyurmuştur. Yani İbn Abbas'ın bu manasına şu şekilde bakılabilir. Evet, Velid bin Mughire'dir denilmesinde bir sakınca yok. Yani elebaşı çünkü karakteri bozuk bir insan. Yani insan bile denilmeye layık olmayan karaktersiz birisi. Böylece bütün karaktersiz olanlar Velid bin Mughire gibi kişiliği bozuk olanlar demin anlattığım şekilde aynı kategori içerisine bu konuda girmiş olur. Onda da zaten hiçbir beis durumu söz konusu değildir. Ve ayetin genel tahliline bakacak olursak hak geldi, batıl zail oldu. Burada hak İslam'ın Hazreti Peygamber ile kemal bulmasını ifade ediyor. Onun gelmesiyle batıl görev ve dönemi böylece kapanmış oluyor. Onunla ilgili burada ifade. Yani hak kalıcı, batılın ise geçici olduğunu ifade ediyor. Hak varlığını kendi zatından almaktadır. Batıl ise varlığını kendisiyle değil dışarıdan aldığı desteklerle sürdürmektedir. Mesela put gibi. Batıl hakkın yokluğundan yararlanmaya çalışır. Öyle. Doğru. Yani gündüz olmayınca ne olur? O boşluktan istifadeyle gece devreye girer. Bir mahallede de eşkıyalar niye türer? Demek ki orada güvenlik, emniyet güçleri veya kahramanlar, cesur insanlar orada olmazsa ne olmuş olur? Tilkiler, çakallar türemiş olur. Ormanda da öyle. Ormanda arslan olmayınca ne olur? Orada bakmışsınız ki piyasayı çakallar, tilkiler orayı kaplamış olmaktadır. Bu genel bir kural haline gelmiştir. Evet, Peygamber Efendimiz'in demin de ifade ettiğimiz gibi putlara işaret ederekten hak geldi, batıl zail oldu ayetini okuyup onlar üzerine işaret ederekten her biri böylece nereye işaret etmişse o yöne doğru onlar yıkılmış, yok olmuş oluyor. Onunla ilgili tefsirlerde bu bir sayfalık notu da çıkartmış oldum. Evet, yine bu ayet-i kerime ile ilgili olaraktan batıl kelimesi lügatta kaybolmak, zail yani vücutta durmayan, mağdum olan, yok olan manalarına gelmiş olmaktadır. Yok olma ifade eden her şey o kategoriye girer. Bu da Rahib el-İsfahani'nin Müfredat adlı kitabında, Arap dilinin üstadıdır kendisi. Bunu da hak kavramını dört açıdan ele alıyor. Yani hak olmayınca batıl geldiği için hakkı da dört açıda ele alıyor. Bir şeyi hikmetin getirdiği şekilde yapan, meydana getiren anlamında hak. Bu tanıma göre Allah'a hak denilmiş ve bu kavram onun sıfatlarından biri olmuştur. İki, hikmet üzere, hikmete binaen meydana gelen şey. Bu anlamda Allah'ın bütün fiilleri haktır. Üç, zihninde tasarladığı anlama uygun bir şeye inanmak. Bu bağlamda cennet cehennem, sevap ceza ve ölümden sonra diriliş haktır deniriz. İster sözün ister fiillerin zaman şartlar ve miktar bakımından gereken şekilde olması anlamına hak. Bu bağlamda sözün haktır, eylemin haktır denildiği gibi. Ve aynen onun gibi batıl da dört şekilde tefsir edilmektedir. Her biriyle ilgili yukarıdaki gibi birkaç ayet-i kerime mevcuttur. Kizb, tekzip, yalan ve yalanlama manası. İhbat, boşa çıkartmak. Şirk, ki onun sabit bir esası yoktur manasına ki burada da geçen ayette 81. İsra suresinin ayeti de onu ifade etmektedir. Dördüncü olarak zulüm manasına gelmiş olup her biriyle ilgili izah ve ayet-i kerimelerde bulunmuş olmaktadır. 81. ayeti kerimede. Evet, yine ayette hak ile ilgili Rahib el-İsfahani dört manada, bir de Kur'an'da genel olaraktan kullanıldığında hak kelimesinin 11 şekilde tefsir edildiğini de görmekteyiz. Yine burada da her biriyle ilgili birkaç tane ayet-i kerime var. Hak ile Allah ve Allah'ın birliği kastedilir. Kur'an kastedilir. İslam kastedilir.
Yani biraz daha bunlar geniş manayı ifade ediyor. Hak ile dördüncü olarak adalet kastedilir. Tevhid kastedilir. Altıncı olaraktan doğru, gerçek manası kastedilir. Vacip olmak, gerekli olmak, icap etmek, gerekli kılmak manaları kastedilir. Sekizinci olarak hak lafzı batıl olmayan, bizatihi hakkın kendisi olduğu manasında kullanılır. Dokuzuncu borç, borçlu manasında kullanılır. Yine evla, daha layık, daha öncelikli manasında kullanılır. Ve 11. olarak pay anlamında olmak suretiyle hak kelimesi 11 farklı manada Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olmaktadır. Bu ayetin tefsiriyle alakalı olaraktan kendimin de Veciz Sözler, Risale-i Nur Külliyatı'ndan Veciz Sözler adlı eserimde ki tespitler.com, mehmetözçelik.com adlı sitemde de mevcut olup batıl ile ilgili Bediüzzaman'ın 6000 küsur sayfalık eserlerinde veciz, vurucu olan bu ifadeleri oradan bu ayet doğrultusunda da çıkartmış oldum. Yine aynı şekilde Bediüzzaman bu ayetin tefsiriyle ilgili olaraktan 7. misal diye ifade etmiş olduğu Mektubat adlı eserinin 134 ve 135. sayfasında bu ayet ile ilgili demin de nüzul sebebiyle ilgili konuları da ele aldığım gibi ifade eder. Ve yine burada da bu ayetin tefsiriyle ilgili Bediüzzaman Barla Layıkası 36 ve 37. sayfalarda eserlerinde bunu izah etmiş olmaktadır. Evet, 82. ayette ise şifa ile ilgili yine kendimin hazırlamış olduğum Veciz Sözler adlı eserimde, Bediüzzaman'ın eserinde de Şafi ismiyle ilgili olarak bu ayet doğrultusunda yine izahatları burada verilmektedir. Şifa, Şafi, Allah'ın yani şifa verici olan ismi. Ki bu konu üzerinde daha önce çok durduk. Mesela bir anlık Allah'ın Şafi ismini kaldırdığınız zaman, yani hastalık olmadığı zaman hayat bitmiş oluyor. Şafi ismi o insanda tecelli etmiyor. Hastalık olmayınca ne oluyor? O zaman yemeğe gerek yok çünkü hasta olmuyorum. Giymeye gerek yok, hasta olmuyorum. Eve gerek yok, hasta olmuyorum. Yani hayatta hiçbir şeye ihtiyaç olmayacak. Koca tıp ilmi gidecek, eczacılık ilmi gidecek, diş ilmi araştırması vesaire. Yani bütün hayat aslında ölüme tamamen dönüşmüş olacak. Ama bir hastalığı vermekte Allah böyle başta Şafi ismi ve onun akabinde de birçok isimlerin tecellisine vesile olmuş olmaktadır. En önemlisi de Şafi ismi. Şifayı veren gerçek manada Şafi hakiki olan elbette ki Allah'tır. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Küre-i arz eczanesinde hastalığımıza lazım olan her ilaç mevcuttur. Mesela kedi, gözü kör olan bir kedi his duyguları ile, sevki ilahi ile bir otu bulur, gözünü ona sürer ve gözünü açar. Yani her hastalığa kainat eczanesinde ilaçları Cenab-ı Hak derc etmiştir. Arayıp bularaktan şifaya inşallah kavuşulmuş olur. Bu vesileyle Allah hastalarımıza da şifa ihsan etsin. Evet, Kur'an her derde bir devadır. Bediüzzaman Lem'alar adlı eserinde 26. Lem'ada da özellikle, 25. Lem'ada Hastalar Risalesi, 26. Lem'ada İhtiyarlar Risalesi'nde orada bu konuyu, hastalık ve deva konusunu özellikle hakikaten hastalara okunması lazım. Her hastanede, her koğuşta, odada bulunması lazım. Aslında Sağlık Bakanlığı'na bu manada tavsiye ediyoruz. Hastanelerde Bediüzzaman'ın Hastalar Risalesi'ni orada mecburi olaraktan bir okuyucu kişiler tarafından da okunmak suretiyle hastalara inşallah deva olarak okunmalıdır. Ve bununla Kur'an'ın deva olduğu ile ilgili Hakim'in Müstedrek'inde, Tabarani'nin Mucem-ül Kebir'inde, Beyhaki'nin Sünen-ül Kübra'sında da vardır. Ve bu konuyu, bu ayeti ve Nünezzül Münel Kur'an ayetini Bediüzzaman Hazretleri 13. sözde de açıklamaktadır. Burada da 4 sayfa olaraktan bunu ele aldım. Oradan genişçe bakılabilir. Sözler adlı eserin 137 ve 139. sayfasında. Ayrıca 20. ayet olaraktan bu ayeti Bediüzzaman tefsir ederken şualar 706 ve yine bu ayetin tefsirini Barla Layıkası 298. sayfada Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti tefsir etmiş olmaktadır. Evet, ve 83. ayetin tefsirine bakacak olursak sena ifadesi geçmişti. Bu sayı itibariyle içinde bulunan tekrarlar ölçü alınarak ya da her ikisi de gözetilerek söylenilmiş olur. Kelimenin çekimlerinin aslı seneye şeklinde. 83'te zaten gramer tahlilinde de teker teker yani iki manasını da ifade etmiş oluyor. İkişer ikişer şeklinde, üçer üçer şeklinde de ifade edilmiş oluyor. İki kere sayılan şey manasına da gelmiş olmakta ve ikiz doğuran kadın şeklinde müradifleriyle beraber gelmiş olmaktadır. Sena kelimesinin böylece 3 sayfa
kullanıldığı mana ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerindeki teyit edilen hususlar. Evet, 83. ayet-i kerimede ne abi canibi, yani iradı uzaklaşma, yüz çevirme, isteksizlik tekididir. Yani bu kelimelerin burada izahı ile imandan uzaklaştı, ona yaklaşmadı. Bununla ilgili olaraktan irad etmek, yani bir şeyden yüz çevirmek, ondan yüz çevirmek manasını ifade edip bununla ilgili geniş izahlar vardı. Bununla ilgili meallerdeki ifade edilen değişik ifadeler hep buradan gelmiş oluyor. Mesela burada 20'nin üzerinde meal getirmişim. Hepsinde farklı bir şekilde de bir ufak bir farklılık olsa da işte buradaki Ne'abi Canibihi'nin çeşitli şekillerdeki ifade ettiği mananın muhteviyatının geniş olmasından kaynaklanmış oluyor. İşte bu da müfessir, tefsir yapan farklı kişilerin tefsirindeki izah tarzları bulunmaktadır. Ve bununla da ilgili diğer ayet ve kaynaklar. Evet, ve 84. ayete bakacak olursak cebel ifadesi dağ manasına gelir. Cebel, cibal manası, ki Kur'an'da bu sık sık geçer. Dağlar konusunu başlıca ele de almıştım daha önce de. Yani yeryüzünün kazıkları mesabesinde bir çadırın direği ne ise yeryüzünün de aynı şekilde dağlar bir direği mesabesinde. Aynı zamanda yağmura, kara depoluk yapmakta bir mahzen özelliği, madenler içerisinde bulunmak ve o manada birçok özelliği, havayı tarak gibi taraması gibi birçok hususiyetleri, özellikleri bulunmuş olmaktadır. Nitekim mesela bir ayette bu ayetleri de o zaman ele almıştım. Üzerine kuruldukları halleri ve yürümeleri için bağlandıkları yolları üzerine yaratılmıştır ki buna de ki herkes kendi kişiliği ve inancı uyarınca hareket eder ayetinde işaret edilmiş. Yani dağ gibi oldu manası. Dağlardan mesela insanlar kendilerine yol edinip gitmektedirler. Bu gibi hususiyetleri ve görevleri var. Onunla ilgili bu ayet ve kaynaklarda da belirtilmiş olmaktadır. Evet, yine burada am lafızlar ve örnekleri, belagat ki bunu da ifade ediyoruz. Bazı şeyler Cenab-ı Hak umumi ifade eden kelimeler kullanılır. İçerisinde çok manalar vardır. Onunla ilgili am, umumi ifade eden lafızlar, genellik ifade etmiş olur. Mesela kafirun, müşrikun, müslümun, ki nisa ve rical gibi lafızlar. Yani nisa deyince kadın, bütün kadınları. Rical, erkek deyince bütün erkekleri. Yani Kur'an böylece umumu ifade ederekten ele alır. Mesela umum ifade eden lafızlar Kur'an'da çoktur. Bunları da özetle ben ele aldım ki siz geniş şekilde bakabilirsiniz. Ben sadece örnek vereceğim. Diğer ayet şıklarını da kaynaklarıyla beraber birkaç tane örnek verilmiştir burada. Mesela umum ifade eden lafızlardan kül ve cemi, yani hepsi ve bütün lafızları. Bu iki lafız tanımladıklarının tamamına delalet ederler. Ancak kül kelimesinin ihatası fert fert olur. Külde o var yani. Cemi topu birden, külde ise fert fert külleri oluşturmuş oluyor. İkinci olarak istiyarak ve şumul, yani kapsam alanı içerisinde alır. Hepsini kapsamış olur. Harfi tarif, belirlilik kazanmış olan lafızlar bu kategori içerisine girer. Yine umum ifade eden harfi tarif veya tamlama, izafet ile muarref, tarif edilmiş, belirlilik ifade etmiş, kazanmış olan müfret ve tekil isimleri ifade eder ki burada da ayetler ile ilgili olaraktan bu özetler verilir. Yine ismi mevsuller, yani ilgili zamirler, belirli zamirler, ellezi gibi, elleti gibi, tesniye ve cemileriyle ma'dır. Onunla ilgili örnekler. Beşinci olarak şart ve soru isimleri olan men, ma, eyyü gibi lafızlarla mekan için şart edatı olarak kullanılan eyne ve haysu ve zaman için kullanılan meta da umum için kullanılmaktadır. Bu kelimelerin tamamı müphemdirler. Müphem oldukları için umum ifade etmektedirler. Adı geçen bu lafızlar Kur'an-ı Kerim'de önemli yer tutmaktadırlar. Burada da onların örnekleri verilmektedir. Bir diğer altıncı umum ifade eden manalar nefi, olumsuzluk ve nehi, yasaklamadan sonra gelen nekire, yani belirsizlik lafızlar, âm dediğimiz umumi, külli, kapsamlı bir sıfatla vasıflanan nekre de umum ifade eder. Örnekleri de burada var. Böylece âm diye ifade edilen külliyet ve umumiyet, topluluğunu ifade eden 6 tane mana olmaktadır. Bunlar hakikaten önemli şeyler, kolay kolay bulunan şeyler değil. Bu lafızlar hangisi umum ifade ediyor, umumda neyi ifade ediyor? O lafızları burada aldık ve örneklerini sizlere arz etmiş oldum. Ve yine 84. ayette son olarak şakile ifadesi geçmişti. Tabiat, adalet, din, huy, niyet, seciye, yaratılış,
benzeyen yol gibi çeşitli fakat birbirine yakın anlamlarla açıklanmışsa da en kapsamlısı benzeyen yol ifadesidir. Yani herkes kendi mizacına, karakterine, yapısına, tinetine, mayasına, hamuruna benzeyen yolda hareket eder. Herkes kendi kişisel his ve duygularına göre davranır manasına gelmiş olmaktadır. Yani kendi karakterini hakikaten ortaya koyar. Demin örneklerinde verdiği gibi yani insan aslına çeker, soyuna çeker denilir ya. Otu çek köküne bak derler ya. Hakikaten insan o. Yani haramzade ifadesini kullanırlar ya. Haram yiyen haramzade olur. Hakikaten bir insanda bir bozukluk varsa o bozukluğu mutlaka ya kanında bozukluk vardır, ya südünde bozukluk vardır, ya suyunda bozukluk vardır, ya da soyunda bozukluk vardır. Yani bir insanın bozukluğu birebir onunla ilgili bir makalede yazdım, tespitler.com'da var. Hatta Ahlak Bakanlığı kurulmalı şeklinde uzunca bir yazı yazdım. Yani her biri insan o karakterinin gereğini yapacak. Mesela orada da örnek verdim. Burada da önemli olduğu için bir örnek daha vereyim. Genişçe anlatmıştım bunu. Bir beldenin ileri gelenin çocuğu onun bunun tuluğuna yani pekmez, ayran gibi tuluklarına iğneyi batırıyor, emiyor. Esnaflar babası üzülmesin diye söylemiyor. Ama bunu sürekli yapınca mecbur kalıyorlar, durumu babasına söylüyorlar. Babası o 8-10 yaşındaki çocuğa hiçbir şey söylemeden hanımına geliyor, diyor ki hanım biz bir yerde bir yanlışlık mı yaptık? Çocuk niye böyle yapıyor? Araştırıyorlar ki neticeyi buluyorlar. Kadın diyor ki ben bu çocuğa hamile iken aş eriyordum. Komşunun bahçesinden bizim bahçeye sarkmış olan o eriye diyor iğnemi batırmış onu emmiştim diyor. Hemen gidiyorlar komşudan helallik alıyorlar. Çocuklarına bir şey denilmediği halde bıçakla kesilmiş gibi çocuk o bozuk karakterini sürdürmüyor, bitmiyor. Yani her insan mutlaka bir karakter bozukluğundan dolayı bir yanlışı yapmaktadır. Onun için bu ayet yani bu gibi zor durumlarda düşünülmelidir. Küllün ya'melu ala şakileti ferabbukum alemu bimen hüve ehdâ sebîlâ. Bu ayet benim hayatımın baş köşesinde oturan bir ayet-i kerimedir. Evet ve bu ayetlerin genel olarak gramer tahliline bakacak olursak 81'den itibaren innel batile ifadesi müstenifedir, iktidaiye bu başlangıç. 82 ve nünezzil müstenifedir, ma mevsul ve mef'ulun bihtir. Lil müminine car ve mecrur olmuş olup rahmetenin sıfatına müteallıktır. Hasaren ifadesi Yezidun'un ikinci mef'ulüdür. İlla hasır içindir, ona mahsus kasır. Mahsus özellikle ona aittir manasında aidiyet bildiriyor. Vela yezidu ifadesi ise nünezzil cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 83'te ise cümle şart ve müstenifedir, başlangıç cümlesidir. En'amna ifadesi ise cer mahallinde olup aynı zamanda muzafun ilektir. Ve 84. Yine müpteda olan bir şeyin nekre ile gelmesi caizdir. Küllün şeklinde ki burada da öyle gelmişti. Küllün şeklinde gelmiş olması yani müpteda olduğu içindir ki nekre olarak gelmiş olması caizdir. Niye? Çünkü burada demin de ifade ettiğimiz gibi o umumi ifade eden lafızlarda burada da umuma delalet ettiği içindir ki ondan dolayı küllün ifadesinin nekre olarak başlangıçta gelmesi o noktadan caizdir, uygundur. Tenvin aynı zamanda burada müfredde ivaz içindir, bedel manasında. Yani küllü ahadin takdirindedir. Küllün açtığımız zaman küllü ahadin takdirinde olmuş olmaktadır. Yani o her bir kişiden bedel şeklinde. Ferabbukum alemu ifadesi ise küllün ya'melu cümlesine matuftur. Bimen car ve mecrur olmuş olup bu da alemeye müteallettir. Sebilen ifadesi ise temyiz manasına olmuş olmaktadır. Ve burada 84. ayete kadar 71'den itibaren devamlı ifade ettiğimiz gibi belagat kurallarını, Kur'an, edebiyat kurallarını gözetmekte bir kelime, demin de umumiyeti ifade eden kelimede de ifade ettiğimiz gibi neyi ifade ediyor, niye böyle gelmiş, onu izahsa dediğinde 71-72, 73-77. Ayet ve 78-85. Ayet kelimelerde bu belagat kurallarını Kur'an ele almış. Burada da genel olaraktan biri ele alıyor. Bu mübarek ayetler aşağıdaki edebi sanatları da nazara vermiş oluyor 70-89 arasında. O edebi sanatlarda burada her bir ayet, hangi ayette edebi sanat var onu nazara vererekten ele almış oluyor. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. En doğruyu bilen elbette ki Allah'tır. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.